Kıymetli vekillerim, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademi temsilcilerimiz, çocuk hareketinin genç temsilcileri, çocuk temsilcilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensuplarımız ve çok değerli izleyicilerimiz. Bugün size çocuk hareketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında İlk toplantısını yaptığımızın müjdesini vererek sözlerime başlamak istiyorum. Yarın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarken bir yıl önce burada verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz bugün. Bu kürsüde söylediğimiz gibi burası artık çocukların da meclisi. Daha çok meclisi olmak zorunda. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocuklara olan bağlılığının simgesi olarak bugün yine çocuklarımız için toplandı. Bugün bu çatı altında partiler üstü bir anlayışla çocuk hareketinin çocuk danışma kurulunun çocukları, değerli vekillerimiz, alanında en kıymetli uzmanlardan hukukçular, sağlıkçılar, eğitimciler ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldik. Komitelerimizin sunumlarının ardından saatlerce çocuk konusunu konuştuk, tartıştık. Önemli adımlar attık. Bir yöntem eşliğinde komite ve komisyonlarımızla, uzmanlarımızla çocuklar için gereken tüm yasal çalışmaların ve kamuoyu gücünün temelini attık bugün. Aşı, madde bağımlılığı, adaletle çalışma, yoksulluğa bağlı obezite gibi beslenme sorunları, 0-17 yaş çocukların, ergenlerin, ilk gençliğin ihtiyaçları gibi kritik konularda çözüm arayışlarımızı sürdürme kararı aldık. Çocukları doğrudan ilgilendiren meselelerin başında öğretmenlik, aile yapısı ve çocuklukla ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi de yer alıyor. Aşama aşama odaklanarak ve derinleşerek bu konuda çok önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada çocuk hareketi olarak tüm vekillere ve tüm topluma bir çağrı yapıyoruz. Çocuk hareketi sizi bekliyor. Ülkemizin geleceğini şekillendirmek için akılcı, iyi çalışılmış kanunlarla ilerlemek ve iletişimi sürdürebilmek adına el birliğiyle çalışmamız gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz bizler. Benim bu harekete öncülük etmemde yanımda olan ve destek veren, çocuk hareketine sahip çıkan ve partiler üstü gören, çocuk için kalbi çarpan tüm vekillerimize buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ben sadece bu işin fikir annesiyim. Bu hareketin fikir annesiyim. Ancak bu hareketin gerçek sahipleri vekil arkadaşlarım, komitelerimiz ve çocuklarımızdır. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını koruyacak ve biz omuz omuza çalışarak çocuklarımızın haklarını güvence altına alacağız. Bu harekette bugün aramızda değerli vekillerimiz var. Ancak aynı anda meclis çatısı altında bütçe komisyonu görüşmeleri de devam ediyor ve şehir dışında da çok önemli olaylar vuku buluyor ülkemizde. Örneğin Yeni Doğan Çetesi, biz dün İstanbul'da duruşmayı takip ediyorduk ama bugün bu toplantımız için Ankara'dayız. Aynı bu sebeplerle aslında çocuk hareketinde olacağını, destek vereceğini belirten çok kıymetli vekillerimiz de burada şu an gönülleriyle, kalpleriyle varlar. Bizler şu an temsilciler olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çocuk hareketi gönüllüleri, milletvekili temsilcileri olarak buradayız, karşınızdayız. Herkese bu minvalde teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Çocuklarımız için atacağımız bu adımların hayırlı olmasını, ülkemiz için geleceğe umut olmasını temenni ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli vekillerimize bırakıyorum. Onların da çocuk hareketiyle ilgili görüşlerini almak üzere. Sağ taraftan başlayalım diye öneriyorum. Değerli Serap Hocam, buyurun kürsüye, sizin görüşlerinizi alalım. Teşekkürler, buyurun. Sayın Esen.
Değerli konuklar, değerli basın mensupları, bizleri dinlemekte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Aslında Türkiye'nin iç içe geçen birçok sorunu var ve bunlar arasında bir öncelik sıralaması yapmamız da pek kolay değil. O sorunlardan biri de çocukların sorunları. Çocuklar anne karnında hayata ilk adım attıkları andan itibaren birçok probleme maruz kalıyorlar. Onların sağlıklı bireyler olarak yaşamalarını engelleyen birçok tehdit var ve bunların hepsi aslında iç içe geçmiş olan tehditler. Dolayısıyla aralarında neden sonuç ilişkisinin kurulması ve çok geniş bir eksende ele alınıp çözüm üretilmesi gerekiyor. Fakat ben her vesileyle vurguladığım bir hususu vurgulamak istiyorum. Türkiye uzun bir zamandan beri ciddi bir anayasasızlaştırma sürecinden geçiyor ve bu anayasasızlaştırma süreci de aslında bir anayasal ve toplumsal çürümeye sebep oluyor. İşte o çürümenin sonuçlarından biri de çocukların maruz kaldıkları sorunlar. Bu sebeple her zaman tekrarladığım bir öneriyi vurgulamak istiyorum. Eğer biz anayasamızın ikinci maddesinde yer alan ve değiştirilmesi yasaklanan kavramları hayata geçirmek için topluca mücadele edecek olursak, o takdirde bu sorunların birçoğu ortaya çıkmayacak veya daha çözülebilir bir boyutta olacak ve kısa zamanda çözmek mümkün olacak. Nedir o kavramlar? Bizim anayasamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak tanımlıyor. Bu kavramların her birine hak ettikleri önemi verdiğimizde, izlenen hükümet politikalarının bu kavramlara uygunluğu sağlandığında aslında bu sorunların belki de birçoğunu yaşamayacağız veya karşımıza çıkan sorunlar çok daha çözülebilir boyutta olacak. O nedenle ben bu öneriyi buradan tekrar etmek istiyorum. Çocukların birçok sorunu var. Bu vesileyle de bu sorunların çözümü için bir önerime daha yer vermek istiyorum. 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı ilga edildi. Aslında bu çok önemli bir kurumdu. Neden? Çünkü Türkiye'nin gelecek 5 yıllar için ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını ve planlamasını gerçekleştiriyordu bu kurum. Dolayısıyla hangi sorunun hangi bakış açısıyla, hangi yöntemle çözülebileceğine de ışık tutuyor ve hükümetlere yol gösteriyordu. Bence buradan başlanabilir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın tekrar kurulup hayata geçirilmesinde ve anayasamızın ikinci maddesinde yer alan kavramların devlet hayatına, toplum hayatına hakim olması için özen gösterilmesinde büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ümit Bey, buyurun. Daha sonra da diğer buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var. 7 milyon yoksul çocuk Danimarka, İrlanda, Norveç gibi Avrupa ülkelerinin toplam nüfusundan daha fazla. Bu da siyaset üstü bir mesele. Biz de Sayın Elif Esen'in başlattığı bu çocuk hareketinden yola çıkarak burada çocuklarımıza daha güvenli, hak ettikleri bir ortamı sunmak istiyoruz. Ben biraz önce o saatler süren toplantıda burada hem STK temsilcileri ama daha çok çocuklara bir özür dileyerek sözlerime başlamıştım. O özür de şuydu. Bizler, ben 1972 doğumluyum. Bizler 1972'de bir çocuğun hissettiği güvenliği, sevgi ortamını şimdiki çocuklara sağlayamadık. Bunun için bizler milletvekilleri olarak ve benim yaşımdaki olarak sizlere kocaman bir özür borçluyuz. Bizim zamanımızda en güzel okul mahallenize en yakın okuldu. Anne baba çocuğunu evden uğurlarken güvenli bir şekilde çocuğun okula gittiğini ve ondan sonrasında da herhangi bir güvenlik problemiyle karşılaşmayacağını bilirdi. Bugün çocuklarımız Türkiye'de devletin bütün kurumlarıyla çökmesinin, iflas etmesinin sonucunu en derinden yaşayanlar. Gıda güvenlikleri yok. Sosyal güvenlikleri yok. Neredeyse hiçbir güvenlikleri yok. İşte o yüzden bu meclis çatısı altında, yani bizim Türkiye'nin kanayan yaralarına merhem olmamız, sorun üretmemiz gereken meclis çatısı altında bizim en öncelikli problemimiz çocuklarımızı korumak ve çocuklarımızı ilk önce o Cumhuriyet'in kurucu ayarlarının bize gösterdiği değerlere eriştirmek, daha sonrasında da Türkiye'nin 21. yüzyılda hak ettiği değerlere eriştirmek olmalıdır. Siyaset üstü bir mesele. Burada çok farklı partilerin
birbirleriyle tartışan milletvekilleri olarak bir aradayız. Umarım bir sonraki toplantımızda burada Cumhur İttifakı'nın da milletvekillerini görürüz ve belli konularda tartışıyoruz ama üzerinde tartışmamamız gereken tek konu bu ülkeyi bizim emanet edeceğimiz çocuklarımızın güvenliğini sağlamak olmalıdır. Ben bu vesileyle bir kez daha çocuk hareketinin doğmasında emeği geçen, başta Sayın Esen olmak üzere bütün herkese, vekillere, daha çok sosyal STK, sivil toplum kuruluşlarına ve bizi sabırla burada dinleyen çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli basın emekçileri, akademisyenler, çocuk konusunda çalışan sivil toplum örgütleri ve sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün önemli bir girişimin ilk adımlarından birindeyiz. Bu bakımdan Sayın Elif Esen'e bütün bu çabası için, çocuklar için vermiş olduğu emeklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdi ve aynı zamanda uzman desteğinden de yararlanmamız ve çocuklarla ilgili politikalarımızı hayata geçirirken, bu bakımdan muhalefetimizi ortaya koyarken uzman desteği ve katılımcı bir anlayışın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Bu hareketin içinde olmaktan da bu bakımdan çok mutluyum. Çocuk konusu bizim anlayışımıza göre, bizim derken kendi partim açısından konuşuyorum burada. Bizim anlayışımıza göre bu da politik bir mesele. Çocuk haklarının ihlal ediliyor olması, çocukların istismara uğruyor olması, çocukların karnının tok olmaması, çocukların eğitimden geri kalması, çalıştırılmak zorunda bırakılması ve iş kazalarında hayatını kaybetmesi bizim için politik bir meseledir. Fakat burada her birimiz farklı siyasi partilerden birer temsilci, birer milletvekili olarak bulunuyoruz. Ve bunun özel bir anlamı var bizim için. Bu politik mesele, evet politiktir, sorunları vardır. Çocukların yaşıyor olduğu sorunların sorunları vardır. Fakat bunların yanında verdiğimiz bazı cevaplarda da farklı siyasi partilerin ortaklaşması gibi bir zorunluluğu Türkiye'de bugün güncel durumda hepimiz çok hissediyoruz. Çünkü ne kadar fazla farklı siyasi parti farklı anlayışıyla bir araya gelir, çocuklarla ilgili önemli konularda ortaklaşır ve bu sorunların çözümü için doğru soruları sorarak doğru cevapları ararsa ve o doğru cevaplar üzerinden bir siyaset ortaya koyarsa, bu Türkiye'nin geleceği için gerçekten umut verici bir gelişme haline gelir. Bu bakımdan farklı siyasi partilerin birçok konuda farklı düşüncede olan temsilcilerinin çocuklar için ortaklaşabiliyor olması ve bu ortaklaşmanın da ileride umuyoruz ki iktidar partilerini de kapsayacak olması ya da en azından bizim umudumuz bu yönde, iktidar partilerinin temsilcilerinin de katıldığı ve bazı konularda artık ortaklaşabildiğimiz, bazı konularda artık yanlışa yanlış dediğimiz ve bu yanlışlardan dönülebilmesi için hep birlikte mücadele ettiğimiz bir gelecek hayal ediyoruz. Çocukların karnının tok olduğu, istismardan korunduğu, oyun oynayabildikleri, mutlu olabildikleri, iyi bir eğitim alabildikleri, yoksulluktan dolayı hiçbir hakkından geri kalmadıkları bir gelecek hayal ediyoruz. Çocukların mutlu olduğu, güvende olduğu bir gelecek hayal ediyoruz. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Ve çocuk hareketi bu bakımdan önemli bir girişim demiştim. Bunun için çalışırken doğru uzman desteğinden yararlanmak, Türkiye'de bu bakımdan çalışılmış olan bütün o deneyimlerden doğru bir şekilde yararlanmak, tecrübelerden öğrenmek ve bu öğrendiklerimiz doğrultusunda da üstüne bir adım daha koyabilmek hepimizin ortak amacıdır. Bu bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Sevgili çocuklar, umuyorum ki sizlerin mutlu olabildiği bir gelecekte hep birlikte buluşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok değerli çocuklar, çok değerli STK mensupları, çok değerli meslektaşlarım, arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım. Sabahleyin konuşmuştuk sizinle. Ben küçük bir anekdotla başlamak istiyorum. Akademinin son sınıfındaydım. Anneme ve babama demiştim ki ben bir gün milletvekili olacağım. Orada Türkiye'nin problemlerini konuşacağım demiştim. Annem de ümmi bir kadın. Bana demişti ki bir an önce okulunu bitir de öğretmen ol demişti. Boş versen milletvekilini, çok büyük hayallerim var demişti. Sonra milletvekili oldum 2011 yılında, 24, 25, 26 ve 28. dönem olmak üzere. Milletvekili olduğumda annemi ve babamı davet etmiştim parlamentoya.
Siz gelin bu yemin töreninde beraber bu sevinci yaşayalım. Gelmediler annem ve babam. Çok yaşlı, bugün de parlamentodaydı. 90 yaşında. Üzüldüm, acaba bir yanlış mı yaptım demiştim. Annemi aradım. Anneciğim dedim, gelmediniz. Oğlum dedi, babanla konuştuk. Parlamentoya gideriz, orada sen yemin törenindeyken gece gelecekti. 04 sularında gelecekti. Biz birbirimize sarılır ve ağlarız. Bu sefer de sen mahcup olursun. Biz sen yemin törenini televizyonda izledik. Oturduk, birbirimize sarıldık ve bir köylü çocuğu milletvekili oldu demiştik, demişlerdi. Şimdi şunu demek istiyorum. Biz, Atatürk şöyle söylüyordu. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz. Gençlere hitap ediyordu. Yani bu çocuklara, bizlere, hepimize hitap ediyordu. Bugünkü durum, geçmişin toplamı geleceğin tohumudur. Bugünkü durum çok iç açı değil ama biz o iç açı olmayan tabloyu değiştirmek istiyoruz hep beraber, hep birlikte. Ve gençlerimize dönem dönem jenerasyonlar çok güzel bir Türkiye bırakamadılar. Babalarımız da bırakamadı. Bizden önceki nesil de bırakamadı ve biz de bırakamadık maalesef. Zaman zaman spesifik olarak her alanda başarılarımız oldu. Ekonomik alanda, akademi alanında, dış politika alanında veyahut da kültürel alanda, eğitim alanında ciddi başarılarımız oldu ama bunlar spesifik değil, lokaldi. Bütüncül bir kalkınmayı, bütüncül bir kültürel hayatı, bütüncül bir eğitim hayatını maalesef gerçekleştiremedik. Bunda bir yandan jeopolitiğimizin rolü var, bir yandan zaman zaman meydana gelen askeri darbelerin rolü var. Zaman zaman da ideolojileri idraklerimize giydirdiğimiz deli gömleklerin rolü var. Çatışmaların rolü var. Sağ sol kavgalarının veya şu kavgaların, bu kavgaların rolü vardı. Ama geldiğimiz noktada çok Elif Esen hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Değerli bir milletvekili, çok çalışkan bir milletvekili, beşeri münasebetlerde medeni çizgisi olan ve hemen hemen her milletvekiliyle beşeri münasebetlerini sürdüren, kendisiyle de barışık bir milletvekili. Bugün de onu gösterdi zaten, çocuk hareketi diyerek. Bu çocuk hareketinde de hükümet dört konuda başarısız zaten. Birincisi kültürel. Kültür Bakanlığı. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzüne de söylemiş birisiyim. Başbakanken de beraber çalıştık kendisiyle. Kültürde başarısızız, eğitimde başarısızız, gençlikte, sporda başarısız, aile ve sosyal hizmetlerde başarısız demiştim. Ve kültürü niye öne koyduğumu sormuyorsunuz demiştim. Kültürel hayat olmazsa eğitim olmaz efendim. Biz 5000 yıllık bir milletin çocuklarıyız. 1000 yıldır Anadolu topraklarındayız. Biz burada mimarimizi, musikimizi, sanatımızı, mutfağımızı, bindallılarımızı, askeri uğurlamalarımızı, düğünlerimizi, nişanlarımızı, hemen hemen hayatın her safhasını sentezliğe sentezliğe buralara kadar getirdik. Kültür olmazsa eğitim olmaz. Kültürel hayatımız maalesef dumura uğradı. Şu an yok bizim kültürel hayatımız. Hangi anne nideler biliyor? Hangi anne tabyanlar biliyorlar? Kaç şarkı söyleriz? Kaç türkü söyleriz? Kaçımız memleketimizin mimarisiyle ilgili konuşuruz? Mutfağımızla, bindalımızla, kıyafetimizle konuşuruz? Konuşamayız. Çünkü biz kültürümüzden koptuk. Kültürden kopan toplumlar bir noktada köksüz toplumlardır. Batı dünyasına bakarsanız kalkınmışlardır ama onlar kültürel dokularında muhafaza etmişlerdir. Eğitim zaten onun üzerine bina edilir. Peki eğitimde de bir başarı var mı? Spesifik olarak başarılar oluştu. Bu Nobel alanlar da oldu. Çok değerli, işte burada bir milletvekili var. Profesör Doktor, benim beraber çalıştığımız arkadaşım ve bu şahıs Türkiye'nin en önemli anayasa profesörlerinden bir tane, Serap Yazıcı Özbudun hanımefendi. Birlikte çalışmaktan da bahtiyarlık duyuyoruz. Evet, bunlar istisna. Başarılar var. Her alanda başarılar var. Topyekün bir Hollanda gibi, topyekün bir Almanya gibi, topyekün bir Fransa gibi, Japonya gibi kalkınma hamlelerini yapamamanın bahtiyarsızlığını yaşıyoruz. Yani bahtsızlığını yaşıyoruz. O bahtiyarlığı tadamadık bir türlü. O nedenle bir yandan da aile hayatımız dumura uğradı, biliyorsunuz. Çocuklar üç şeyle şekillenirler. Bir, aileyle şekillenirler. Aile dünyanın en büyük devletidir efendim. En büyük imparatorluğudur. Eğer imparatorluğunuz büyükse, imparator devletiniz büyükse o aile sizi zirvelere taşır. Japonya yapar sizi. Almanya yapar ve yeniden köklerinizle beraber AT'ye doğru uzandırır sizi. İkinci olarak okuldur efendim. Okullarda da iyi öğretmenler, çok değerli öğretmenler doğru bir kanun çıkarttılar burada. Bundan böyle mülakat gibi mülakat yaparak öğretmenleri deleyecekler. Hani diyorlar ya, özel okullara parası olanlar göndermeyin bundan sonra çocuklarınızı özel okullara. Oralara sadece 4 yıllık eğitim fakülteleri mezunları gidecek. Devlet okullarına 6 yıllık o Milli Eğitim Akademisi'nden mezun olanlar da gidecekler öyle. Böylece devlet okullarına. Ben devlet okullarında okudum kardeşlerimizle beraber. Fakir bir aileydik zaten. Çocuklarımı da devlet okullarında okuttum. Okullar maalesef bizi şekillendiremiyor. Ve o şekillendirme bizi maalesef iyi insan yapmıyor okullarda. Peki ne var üçüncü olarak? Çevre var efendim. Aile, okul ve çevre. O çevre ailenin de üstünde, okulun da üstünde. Dışarıda ne var? Sağlıksızlık var. Dışarıda güvensizlik var. Dışarıda ne var? Uyuşturucu var. Dışarıda ne var? Kötü alışkanlıklar var. Peki aile onu izole edebiliyor mu? Absorbe edebiliyor mu? Edemiyor efendim.
Çünkü anne ve baba çocuklarla ilgilenemiyor. İkisi beraber çalışmak zorundalar. E çocuklar da okullara gidecekler. Kapalı ortamlarda da sağlıksız yaşıyor. Üçüncü olarak da ne var bu çocuklarla ilgili? Okullar da onları şekillendiremiyor. Çünkü okullarda da eğitim maalesef eğitim olmaktan çıkmış vaziyette. O nedenle bu çocuk hareketi çok önemli. Bir yandan yeniden aileyi inşa etmek, bir yandan yeniden okulları acaba yeniden nasıl bir demokratik bir eğitim, hakikaten çağdaş bir eğitimi nasıl oluşturabiliriz diye kafa yormak. Ama bunun yolunu söyleyeyim size. Bu çalışmalarımız hepsi bir binayı inşa etmede tuğlalardır, kum tanelerdir ama temeller değildir. Temeli söylüyorum size. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu süre içerisinde ve o Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bu tür bir yönetim tarzları olduğu için sabahleyin de söyledim. Denetimin olmadığı, şeffaflığın olmadığı, açıklığın olmadığı ve aynı zamanda da denetimsizliğin, açıklığın, kapalılığın olduğu ve de hesap vermemenin olduğu bir yapıya demokratik bir ülke diyemezsiniz. Demokratik olmayan ülkelerde de eğitimden veyahut da ekonomiden veya dış politikadaki itibardan da bahsedemezsiniz. O nedenle çocuklara diyorum ki çocuklar çok okuyun. İdeolojilerin esiri olmayın, idraklerinize giydirilen deri gömleklerini yırtın atın, vatandaş olun ve aynen son cümle olarak bir epilog da yapayım. Barış Manço benim dostumdu, Allah rahmet eylesin. Barış Manço'nun Ayı diye bir şarkısı vardı, Barış Manço bir filozoftu. Ayı da A deyin bakayım çocuklar, bir yandan Y deyin, İ deyin, işte çocuklar söylesin, kadınlar cümbür cemaat beraber söyleyelim. Ama orada çocuklar bir söz var, şöyle söylüyordu Barış Manço, hepsine mesaj, kollarınızı ve kafalarınızı kaptırmayın diyordu. Kollarımızı ve kafalarımızı kaptırmazsak, Cumhuriyet'in söylemiş olduğu fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller çıkartmış oluruz. O zaman da Türkiye kalkınır, o zaman da Türkiye zirveye doğru çıkar. Aynen köklerini gelecek gökyüzüne doğru uzatan çok nefis ağaçlar çıkar. Oradan da güzel meyveler, yani iyilik çıkar, güzellik çıkar, hayırlar çıkar, ilim çıkar. Bilgi kim diyecek dünyanın efendisi odur? Çocuklar, gençler hep beraber bilgiye sahip olalım. Dünyanın da efendisi olalım. Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım'a. Böyle bir fırsatı bize verdiği için de. Biz sizlere layık olmak için çalışacağız. Eksiğimiz olursa da bizi hatırlatın. Düzeltmek için her şeyi de yapmak isteriz. Öz eleştiri bizim şiarımızdır. Teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler başkanım. Evet, kıymetli vekillerime, başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Amacımız çocukların güven içinde okullarına gidebildiği, eğitimlerini alabildiği, güven içinde sokakta, bahçede oynayabildiği, güvenle geleceğe bakabildiği, geleceğe dair hayaller kurabildiği, umutlar besleyebildiği, işte hayalin ne kadar önemli olduğunu başkanımızdan, Selçuk Başkanımızdan dinledik. Bir çocuk çocukluk yıllarından itibaren hayal kurarak hedefleri doğrultusunda yol alıyor ve aslında o hedefler doğrultusunda aşılamayacak zorluklar yok. Bizler de o zorlukların aşılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gayretle çalışacağız. Bugün o gayretin değerli vekillerimizle, sizlerle temel taşlarını oluşturduk, temelini attık. İnşallah bundan sonrası daha da multidisipliner anlayışla bakacağımız, doğru metotlarla yol alacağımız ve topluma, çocuklarımıza ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacağımız, katma değer üreteceğimiz çalışmalarla gelecek. Çocuk hareketini bizleri her yerde göreceksiniz. Yeri geldiğinde meclisteyiz, yeri geldiğinde sahadayız, çocukların, ailelerin yanındayız. Aile kurumu hepimiz için çok önemli. Çünkü aile devletin temel taşıdır. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Çocuğun da güvenli ortamlarda yetişmesi için bizler gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi eğer sorularınız varsa, kıymetli basın mensuplarımız var aramızda, varsa yanıtlayabiliriz. Yoksa toplantımızı sonlandırabiliriz. Efendim, çalışmadığımız yerden sordum. Bizim çalışmamız yer olamadı. Evet Kemal Bey, buyurun. Belki bir değerlendirme yapmayabilirsiniz. Çünkü evet. Hani bu son yeni doğan dediğimiz İzmir'de yanan çocuklar, 5 çocuğumuz. Bunlar birbiri ardına geldi. İşte ne yazık. Narin hala devam ediyor. Duruşmaları. Bir yol haritası belirlediniz mi? Yani bunlarla ilgili bunlar hepsi bir olay ve bu olayların sebep sonuç ilişkisinin içerisinde değerlendirilmesi çok gerekir. Çok doğru. Sebepleri üzerinde düşünmüşsünüzdür, tartışmışsınızdır belki ama bilmiyorum. Bunlara ilişkin bu sorunun aşılması noktasında nasıl bir yol haritası? Şimdi şöyle. Nasıl olacak yani çocuklar bu şeyin neresinde olacak? Çocuklarımız da burada. Var aramızda. Bugün çocuklarımız aramızda.
Şimdi şöyle, çocuk hareketi genel tanımıyla bir ortak akıl, bir sivil inisiyatif. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile toplumun tüm dinamikleri arasında bağ kuran sivil toplum, akademi, özel sektör ki bunun içine biz yerel yönetimleri de katıyoruz ama yerel yönetimlerde bazı kanuni de değişikliklere, bakış açısına, politikalara ihtiyaç var. Toplumun tüm dinamikleriyle işbirliği yapacak, güç birliği yapacak bir hareket. Biz de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu an gördüğünüzden çok daha fazlası milletvekilimizin de ben desteğinin de zamanla artacağına inandığım bir güçle yol alacağız. Burada elbette multidisipliner anlayış dedik. Çünkü çocuk dediğinizde çocuğun sağlığı, çocuğun eğitimi, çocuğun hukuku, çocuğun hakları, çocuğun ekonomisi dediğinizde pek çok alan var. Elbette doğru bir metot ve önceliklendirme ile yol almamız ve ilerlememiz gerekiyor. Biz şöyle yaptık. Şu an bir yıl içinde yapmış olduğumuz ortak akıl toplantılarıyla çocuk hareketinin içinde bu başlıklarda komiteler kuruldu. Komite başkanlarımız şu anda aramızda. Hukuk komitesi başkanımız, sağlık komitesi başkanımız, erken eğitim 0-6 yaş grubu komite başkanımız yine aramızda. Komite başkanlıkları belirlendi ama onların altında da alt komisyonlarla yol alacağız. Nedir alt komisyonlar? Örneğin öğretmenlik meslek kanunu meclisten geçti ama biz yanlışları var, eksikleri var dedik. Ne yaptık? ERG çocuk hareketinin içinde gönüllü bir kurum, kişi ve kurumlardan oluşabiliyor çocuk hareketi. ERG ve TETMEM'le ortak bir öğretmenlik meslek kanunu bizler çalıştık. Dört ayrı partiden bir de bağımsız milletvekilimiz olarak kanun teklifimizi imzaladık ve meclise sunduk. Hepimiz ayrı ayrı farklı yerlerde, farklı duruşmalarda, olaylarda, temsiliyetlerle zaten bu süre içinde yol aldık. Ancak bugünkü toplantımızdan yine önemli çıktılar ve önemli farkındalıklarımız oldu. İçimizde kamu anlamında, kamu yönetimi anlamında da değerli hocalarımız var. Mesela hocamız Burçin hocamız dedi ki bundan sonra çocuk farkındalığıyla bu kamu politikalarına da bakmamızın biraz daha önemini hissettik gibi. Bu tür toplantılar, ortak aklın olduğu toplantılar, partiler üstü gördüğümüz, partizanca bakmadığımız toplantılar ve çalışmalar kıymetli. Biz bu toplantılarımıza devam edeceğiz. Daha doğru metot güncellenerek, çocukların güncel sorun ve ihtiyaçlarını önceleyerek yol alacağız. Çünkü öncelikle dijitalleşme dev adımlarla hayatımıza giriyor. Dijitalleşmeyi hayatımızın dışında bırakamayız. Elbette iyi taraflarından en katma değerli şekilde faydalanmalıyız. Ama dijitalleşmenin getirdiği çocuklarımızın üzerindeki olumsuz etkileri de yine biz burada yapacağımız düzenlemelerle yeni bir konu olduğu için hayatımıza almamız, derc etmemiz gerekiyor ki çocuklarımızı koruyabilelim, önüne yiyebilelim. Olaylar olmadan, kötü olaylar olmadan biz aslında önleyici koruyucu tedbirlerle denge ve denetleme mekanizmalarının doğru tesis edilmesiyle çocuklarımızı, gençlerimizi koruyabilelim. Bizim bugün bu salonda çocuk danışma meclisimiz de var aramızda. Her bir komitemize çocuk danışma meclisimizden danışmanlar atıyoruz. Çünkü büyükler bu konuyu konuştuğunda eksik kalabilir. Çocuklarımız kendi hayatlarından deneyimleriyle bizlerin önünü açacaklar. Yine biz Türkiye Büyük Millet Meclisi danışma heyetinde arzu eden, dahil olan diğer milletvekillerimizle de ki bunda iktidar partilerine de davetimiz oldu, temsilcilerine belli hassasiyetleri oldu. Ben o hassasiyetleri de şöyle kenara iterek iktidar ve muhalefet tüm bileşenlerin çocuklar için diyerek ki ülkemizde çocukların çok büyük sorunları var. Sizler de biliyorsunuz medyada bir yıldır özellikle çocuklarla ilgili olumsuz olaylar gündemimizi işgal ediyor. Bu hayatımıza yeni giren bir şey. Derin yoksullukla birlikte doğru yönetilemeyen politikalar, doğru yönetilemeyen ülke dinamikleri mutlaka revize edilmesi, iyileştirilmesi gereken alanların olduğunu ortaya çıkarıyor. O yüzden de iktidar partileriyle de işbirliği yapmamız elzem. Çocuklar için hep birlikte diyerek bundan sonra yol almaya devam edeceğiz diyerek toparlayabilirim.
yani burada olmak isteyen vardı da olamadı mı iktidar cephesinden, yoksa hani hiç mi destek alamadınız? Şöyle, davetimizi götürdük. Olmak istediler aslında. Hatta bu davetimizi ilk önce biz meclis başkanımız Numan Kurtulmuş'a ilettik. Çünkü meclis çatısı altında bir yeni bir hareket, bir çocuk hareketi var. Ve partiler üstü bir hareket. Bunun içinde iktidar ve muhalefet partilerinden temsilciler de var olmayı arzu ediyorlar diye ilettik. Kendisi aslında bu ilk toplantımıza himaye etmek, ev sahipliği yapmak istedi. Ancak sonra gündemin yoğunluğu, belki seyahatleri sebebiyle seneye erteledi. Biz de bu toplantımızı iptal etmedik. İlk kurucu bileşenleriyle yol almak istedik. İktidar temsilcilerinden özellikle Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Sezer Katırcıoğlu'nun kıymetli katkıları oldu. Çünkü karşılıklı win-win çalışması gereken iki kurum, Çocuk Hareketi ve Çocuk Hakları Komisyonu. Biz burada aslında bir hedefimiz, en yakın hedefimiz Çocuk Hakları Komisyonu'ndan ziyade Çocuk Komisyonu'nun kurulması. Eğer bu ülkede biz çocuğu bu kadar kötü olayla anıyorsak, bu mecliste Çocuk Komisyonu'nun kurulması ve bu olumsuz olayların bertaraf edilmesi ve çocukların yüzünün gülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki ilerleyen günlerde iktidar tarafından da temsilciler olacaktır ve işbirliğine dahil edilecek. Paralel komisyon kurmak istemişsiniz. Kabul etmezler. Yok, paralel komisyon kurmuyoruz başkanım. Biz paralel kelimesi yasaklı kelime. Burada katma değer üreten, başarılarıyla anılacak bir çocuk hareketinin kuruluşunu müjdeliyoruz biz bugün. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz de doldu herhalde. Sağ olun, var olun. Hem izleyicilerimize hem de kıymetli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.